Akif Beki, Karar Gazetesi Türkiye yüzyılının KDV'si kime hoş? Merkez Bankası tarihi zarar açıklamış. Bütçe açığı katlanarak büyüyor. 2022'nin yıllık açığı daha ilk 4 ayda 3'e katlamışız. Kara delik büyük, yamaysa pek küçük. Lokanta ve kafelerde KDV yüksek tarif eden sıkı tutulacakmış. Bizim bütçe açığımızla Merkez Bankası'nı zararımızı en oğlu karşılayacak değil. Başka ne bekliyordunuz? Merkez Bankası'na laf dinletme ısrarının acısı dönüp dolaşıp halkın vergilerinden çıkacaktı elbette. Bile bile sürüklendiğimiz yanlışların bedelini hansla George mu ödeyecekti? Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, açıkları kapatmak için seçimden sonra vergi indirimlerini gözden geçireceklerini söylemişti. İlk sonucu görüldü. Yiyeceklerle içeceklerimizin KDV oranına zam değil ama güncelleme gelmiş. Şimşek artış değil, KDV istismarlarına önlem diyor isterse fiyatlara enflasyon düzeltmesi olsun. Yerken, içerken ne hissedeceğimiz, zam mı, güncelleme mi ona bakmayacakmışız. Bu yıl 7,5 trilyon liraya yakın vergi toplanacak. Her yıl olduğu gibi bunun %27 kadarından da indirimdi, teşvikti, aftı, kolaylık ne avantaj sağlamaktı derken vazgeçecek hükümet. Neredeyse 2 trilyon lira ediyor. İşte vergi aflarıyla indirimleri gözden geçirilirken müteahhitlerin teşvikleri mi kaldırılacaktı? Halkın yararlandığı KDV teşvikleri mi? Belli oldu. Vazgeçilecek 2 trilyonun ihale zenginlerinden toplanacağına dair bir şey duyulmadı henüz. Ama halkın yediği içtiğinde vergi istismarına önlem alınacakmış. Bu arada Dünya Bankası'ndan alacağımız finansman desteği iki katına çıkarılmış. Bakan Şimşek sevinçle müjdeledi. 17 milyar dolara 18 milyar daha eklenerek 35 milyar dolara bağlanmış. Ekonominin nefes alıp toparlanması için 5 yıllık bir işbirliği programı. İndadımıza yetişen Dünya Bankası ise IMF ile aynı madalyonun öbür yüzü. IMF'nin kapısına gitmiş gibi görünmek istemediğimizde çaldığımız kapıymış Dünya Bankası. Dış güçlere karşı başlattığımız ekonomik bağımsızlık savaşını kazanmışız. Mücadele zaferle sonuçlanmış. Kuru ekmekle soğana talimlerimiz boşa gitmemiş. Istakoz yiyenlerle Maldivlere gidenleri uzaktan iç geçirerek izlerken diş sıkıp sabretmelerimize değmiş anlayacağınız. Hans'la George Perişan artık dünyada büyük, güçlü ve lider Türkiye'nin borusu ötüyormuş. Türkiye yüzyılı böyle başladıysa arkasının nasıl geleceğini kestirebilirsiniz. Halkın geliri de sınıf atlayacak mı? Türkiye yüzyılının neler getireceğini kestiremeyenler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kulak versin. Kabine toplantısından sonra kutlu haberi verdi. Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Ligi'ne geçişin eşiğindeymiş. Sevinin, başlar yüksekte. Hem neden olmasın? Rusların kendilerine yapıp işlettiği Akkuyu Santrali ile milli nükleer güç olup süper güçler arasına katılabiliyoruz. Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası ve İran'ın attığı füzelerle İsrail'i biz cezalandırabiliyoruz. Elin aracı ve üssüyle yine elin istasyonuna iki haftalığına astronot göndererek eli korkudan panikletip uzayı fethedebiliyoruz. Dış güçlerin parasıyla onların da içinde yaşadığı Türkiye yüzyılını biz başlatabiliyoruz da bu bütçe açığı, KDV oranları ve Merkez Bankası zararıyla yüksek gelirli ülkeler ligine mi geçemeyeceğiz? Yalnız iktidar sıçramalara ve ekonomik şahlanışlara hep önden tek başına gidiyor. Halk Türkiye yüzyılını hala geçemedi. Bari bu sefer halk da yüksek gelirli ülkeler ligine geçebilecek mi? Yeni sistem bize yaramadı mı ki kutlayalım? Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul yıl dönümüymüş. Kutlayanlar çıkmasa arada kaynayacaktı. 7 yıl önce 16 Nisan 2017'deki anayasa referandumuyla hükümet sistemimiz değişti. Başbakanlık kalktı. Bakanlar Kurulu kalktı. Meclis içinden seçilmişlerle hükümet kurma devri kapandı. Bütün hükümet yetkileri bir kişiye verildi. Cumhurbaşkanının tek elinde toplandı. Buna karşı bir yazımda Ak Partililere şöyle seslenmiştim. Ya bir gün bir CHP liderinin eline geçerse, Cumhurbaşkanı seçilir de bu yetkileri kullanırsa ister miydiniz? Yine de verir miydiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de yeni sistemde göreve başlarken artık mazerete yer kalmadığını, ne yetki istedilerse milletin verdiğini, başarmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ilan etmişti. Dolarla, faizle, enflasyona nasıl baş edileceğini de görecektik. Zaman kaybettiren o çok başlı koalisyon dönemlerini bitirip hızlı karar alma ve tek başlılık için bu sisteme geçirilmiştik hızını depremde, etkisini faizle dolar ve enflasyonda, başarısını başarısızlık mazeretlerinde, tek başlılarını da seçim ittifaklarında mahkumiyette gördük, yaşıyoruz. 7. yaşını kutlayanlar kendilerine şunu sorsun. Sistem ana vaatlerinin hangisini gerçekleştirdi? Var mı bir tane tutan? Nesini kutluyoruz?